Değerli basın mensupları, ülkemizde bugüne kadar görmediğimiz, Cumhuriyet tarihimizde hiç karşılaşmadığımız büyük bir enerji krizini yaşıyoruz. Ve maalesef inanılmaz bir basiretsizlik ve rezaletle karşı karşıyayız. Yaşanan krizin bir ayağında yüksek enerji maliyetleri var. Diğer ayağında enerjiye erişim problemi var. Milletimiz giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor. Hatırlayacaksınız, bu yıla girerken ülkemiz olağanüstü bir zam fırtınasıyla alt üst olmuştu. Özellikle yılbaşı gecesi zirve yapan enerji zamları milletimizin canını çok yaktı, yakmaya da devam ediyor. Sanayicilerimizin enerji faturaları da roket hızıyla artıyor. Son bir yılda sanayide kullanılan doğal gaza %435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza %290 zam yapıldı. Sanayide kullanılan elektriğe %200'e yakın zam yapıldı. Ama hepimiz biliyoruz ki en pahalı enerji sahip olmadığınız, ulaşamadığınız, erişemediğiniz olmayan enerjidir. Ülkemiz maalesef bugün bunu yaşıyor. Sanayicilerimiz bir sabah uyandı. Hükümetin sanayiye verdiği doğalgazı %40 kıstığına şahit oldu. Bu yetmedi. Ardından yine hükümet sanayiye 3 gün süreyle size elektrik yok dedi. Sanayici bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Hükümet uzunca bir süredir sanayicimizi perişan ediyor. İlkin dövizi köpürterek sanayiciyi fiyat alamaz, fiyat veremez, ihracatta sıkışıklık yaşar hale getirdi. Sonra ardından 20 Aralık kumpasıyla yüksek kurdan ara malı ithal eden sanayiciyi perişan etti. O da yetmedi. Sanayiciye 20 Aralık'tan sonra sanayiciye döndü, dedi ki sizin dedi ihracat gelirinizin %25'ine ben el koyuyorum dedi. Şimdi bunların üzerine bir de sanayicinin enerjisini keserek sanayiciye bir darbe daha vurdu. Hükümet aslında salgın sürecinde artan durgunluktan, yaşanan durgunluktan ihracatla çıkmaya çalışan sanayicimize adeta kasten çelme taktı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir basiretsizlik görülmemiştir. Bugün Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgemize sanayicilerimizin çekmiş oldukları sıkıntıyı yakından görmek, onların sıkıntılarını dinlemek üzere geldik. Sanayici üretimde yaşadığı maddi kayba mı yansın? Yetiştiremediği veya riske giren siparişlerine mi yansın? Taahhütlerini yerine getirmediği için ödemesi söz konusu olabilecek, böyle bir risk yaratan tazminatlara mı yansın? Pazar kaybetme riskine mi yansın? Yoksa elektrik kesintilerine uymazsa ceza ile tehdit edilmesine mi yansın? Plan yok, program yok, büyük bir belirsizlik var. Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Sanayicimiz sorumlusu olmadığı bir krizin ne yazık ki tüm maliyetlerini taşımak zorunda kalıyor. Bu krizin aslında bir tek sorumlusu var. Ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan, cin olmadan adam çarpmaya kalkan basiretsiz yönetim. Bir ülkenin enerji arz güvenliği sınır güvenliği kadar önemlidir. Ama bizim enerji arz güvenliğimiz maalesef büyük bir basiretsizliğe kurban edilmiştir. Bugün yaşadıklarımız İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez. Çünkü İran hemen her yıl bize sattığı gazı kendi ihtiyacının yüksek olduğu dönemde kesmiştir. Son 5 yılın 4'ünde İran'la buna benzer sıkıntılar yaşanmıştır. Ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmamıştır. Kaldı ki İran'ın milli gaz şirketi biz gazı verdik. Kesintinin nedeni
Türkiye tarafındaki doğal gaz basınç yükseltme istasyonunda yaşanan teknik sorun diye bir açıklama yapmıştır. Ne yazık ki her alanda olduğu gibi enerji yönetimindeki hesapsızlık, basiretsizlik, tedbirsizlik, düşüncesizlik bir kez daha ülkemizin işine aşına darbe vurmuştur. Küresel salgının zirve yaptığı dönemde dibe vuran enerji fiyatlarının salgın hafiflemeye başladığında hızla artacağını maalesef bu yönetim öngörememiştir. Enerji fiyatları düştüğünde süresi biten uzun vadeli doğal gaz kontratlarını yenilememiştir. Spot piyasadaki fiyatlara aldanmıştır. Bu fiyatlar daha da düşer zannederek ciddi bir kumar oynamıştır. Maalesef bu kumarı da kaybetmiştir. Şimdi Azerbaycan'dan, Rusya'dan çok yüksek fiyatlarla gaz almak zorunda kalmışızdır. Bu da yetmemiştir. Enerji Bakanlığı fiyatların düşeceği üzerine kumar oynarken gaz depolarındaki sınırlı ihtiyat stoklarını da masaya maalesef pey diye sürmüştür. Neticede Türkiye bu kışa yarısı boş gaz depolarıyla girmiştir. Ağustos'tan bu yana başta genel başkanımız olmak üzere defalarca uyarılarda bulunduk. Tedbir almazsanız bu kış çok kara geçecek dedik. Ama her zamanki kibirleriyle uyarılarımızı duymazdan geldiler. Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü'ndeki depolarda sadece 3-5 günlük gaz kalmış. Ve maalesef önümüzde oldukça sert geçecek koskoca bir kış var. Doğalgaz depolama kapasitemizin yetersiz olduğu bütün uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bizim depolama kapasitemiz toplam tüketimin %5'i seviyesinde. Burada uluslararası kabul gören standart tüketimin en az %20'si kadar bir depolama kapasitesine sahip olmanın gerekli olduğudur. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler kendilerine saraylar yaptırmayı bildiler. Ama Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine ihtiyaç duyulan yatırımı maalesef yapamadılar. Yine uzmanlar sisteme giren doğal gazı sistem içinde dolaştıracak kompresörleriniz yoksa dışarıdan istediğiniz kadar gaz alın hiçbir işe yaramaz diyorlar. Türkiye'nin böyle bir zaafı olduğu da biliniyor. Bu krizde görüldü ki enerji altyapımız sanayicimize güvenilir ve sürdürülebilir enerjiyi sunmaktan çok uzak. Elin insanı karınca gibi çalışırken bizdeki yönetim Ağustos böceği misali çalıp oynayıp yatmış. Enerji krizini önleyecek, telafi edecek hiçbir plan ve program yapmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre her fabrika bir kaledir. Ülkemizdeki her fabrika bir kaledir. Bugün ülkemizin tüm üretim kaleleri hükümetin basiretsizliği nedeniyle düşme noktasına gelmiştir. Şimdi kendi basiretsizliklerini gizlemek isteyenler çok gaz kullandın diye sanayici suçlamakta, onu sopayla, cezayla tehdit etmektedirler. Enerji kesintisi nedeniyle oluşan üretim kaybının en az 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sanayicilerimizin bu kaybı nasıl telafi edilecek? Teminlerini kaçıran ihracatçı firmalarımızın karşılaşacağı olası cezai müeyyideleri kim karşılayacak? Enerji kesintisi nedeniyle makine teçhizatı bozulan sanayicinin zararını nasıl tazmin edeceksiniz? Sanayicilerimiz bunlara cevap bekliyor. Sanayiciyi suçlamayın, tehdit etmeyin. Sanayicinin duran fabrikalarının buralarda işini kaybeden emekçilerin kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Sanayiciyle emekçiyi kendi kusurları olmadan karşı karşıya getirmeyin. Bir an önce bu sebep olduğunuz zararları tazmin edin. Bu krizin tekrarlanmaması için de alınması gereken tüm tedbirleri alın. Enerji iğneden ipliğe her şeyin temel girdisidir.
Üretimdeki kayıplar, daha fazla gelir kaybı, daha fazla yüksek enflasyon, daha çok işsizlik olarak milletimize fatura edilecektir. Ama bir başka bedel vardır ki bunu kolay kolay telafi etmek zordur. Yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle şimdi dışarıdaki tedarikçiler ülkeyi, ülkemizi enerji krizi riskine sahip ülkeler kategorisi içinde algılamaya başlamışlardır. Ve bu çerçevede siparişlerini de verirken daha ihtiyatlı davranacaklardır. Başka ülkelere de bu siparişleri dağıtmak durumunda kalacaklardır. Gerçekten Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumuyla karşı karşıyayız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler her şeyden vazgeçebilirler ama sorumluluklarından vazgeçemezler. Yetki ve sorumluluk paranın iki yüzü gibidir. Birbirlerinin mütemmim cüzüdür. Birbirinden ayrılamaz. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Üç maymunu oynayarak, görmezden, duymazdan gelerek, konuşmayarak, milletimizi pahalılığa ezdiren, çoluğun çocuğunun yüzüne bakamaz hale getiren, kış günü ekmek kuyruğuna mahkum eden, orman yandığında uçak kaldıramayan, sel olduğunda dere yatağına ev yapmışlar diyen, milletin 128 milyar dolarını ucuza satıp çarçur eden, paramızı pul edip milletimizi öz yurdunda garip eden, ülkeyi yabancılar için ucuzcu dükkanına çeviren, bu basiretsiz yönetim sonunda ülkede bir de enerji krizine sebep olarak milletin ayağına bir defa daha çelme takmıştır. Bunu konuşmayarak, tedbir almak yerine cambaza bak diyerek sorumluluktan kaçamayız. Kimse kaçamaz. Bugün sorumluluktan kaçsalar bile sorumluluklarından kaçmanın sonuçlarından yarın kaçamayacaklar. Milletimiz sandık önüne geldiğinde bu yapılanların mutlaka hesabını soracaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. Evet. Sanayiciler o seferlerde %60'lık bir kota uygulanıyor. Onun üstünde de aşıldığında gaz kesintisi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Başkent Gaz da nitekim uyarıda bulunmuş bu konuda. BOTAŞ'tan gelen bir durumla. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İthalatçılar var o seferlerde. Siparişleri yetiştirmek zorundalar ama gaz kesintisi gibi ve durumla karşı karşıya kalıyorlar. Üretim yaptıkları için. İkinci sorum da şu olacak, biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı liralaşma gibi terim kullandı, ekonomiyi 20 terim kazandırdı. Bu terimi nasıl açıklarsınız? Türkiye liralaşabilir mi? Şimdi biraz önce konuşmamda ifade ettim. Yani bu gaz kesintisi açıkçası üretimi önemli ölçüde riske atıyor. Yine organize sanayi bölgelerimiz önemli ölçüde ihracata çalışıyorlar. Özellikle Ankara'daki organize sanayi bölgeleri. Ve bütün güçleriyle de bu siparişleri yetiştirmeye uğraşıyorlar. Ama muhataplarına bizde böyle bir sorun var. 3 gün müsaade edin, 4 gün müsaade edin dedikleri andan itibaren karşı tarafta muhataplarının kafasında ciddi soru işaretleri oluşuyor. Yani Türkiye bugün pandemi sonrasında dünyada dağılan arz zincirlerinin ardından dünyanın arz merkezlerinden biri olma, sanayide arz merkezlerinden biri olma şansına sahip. Ama siz böyle bir enerji riski yaratarak, enerji sıkıntısı yaratarak bu hedefi de baltalıyorsunuz. O nedenle ben bu kesintileri çok tehlikeli buluyorum. Ve bir an önce bunlar çözülebilirse bir kere ilgili kurumun anladığım kadarıyla liyakatli kadroları büyük ölçüde tasfiye edilmiş durumda. Bu liyakatli kadroların tasfiye edilmesi sonucunda enerji arzının yönetiminde de yani mevcut giren enerjinin ve stokların yönetiminde de önemli sorunlar olabilir. Tekrar bunlara bakılmalı.
yeni bir takım optimizasyon modelleri denenmeli ve bir an önce Türkiye'de bu enerji krizi olabilir imajı derhal silinmelidir. Kimsenin bu ülkeye bu maliyeti ödetmeye hakkı yoktur. Gelelim liralaşmaya. Dün ben de izledim. Türkiye eğer liralaşacaksa öyle Merkez Bankası'nda zorlayarak, dövize endeksleyerek, başka işler yaparak liralaşmaz. Ben nasıl liralaşacağını söyleyeyim. Önce yandaş müteahhitlere vermiş olduğunuz dolarla, avroyla garantileri liralaştıracaksınız. O zaman millet gerçekten sizin bu ülkede liralaşmadan yana olduğunuza inanır. Siz ihaleleri dolarla, avroyla vereceksiniz. Mevduatın faizini, mevduatın kendisini dolara endeksleyeceksiniz. Ondan sonra da milletin 128 milyar dolarını birilerine satacaksınız, peşkeş çekeceksiniz. En son 9-10 milyar dolar buharlaşıp gidecek, biz hiç satmadık diyeceksiniz kamu bankalarına verdiğiniz dövizlere. Arkasından da liralaşacağız diyeceksiniz. Bu gidişle bu ülkenin liralaşması, bu yönetim anlayışıyla bu gidişle bu ülkenin liralaşması falan söz konusu dahi olamaz. Liralaşmak mı istiyorsunuz? Önce kendi paranıza güven sağlayacaksınız. Önce siz kendi paranıza güveneceksiniz. Milletin de sizin paranıza güvenmesi için, kendi parasına güvenmesi için gerekli önlemleri, tedbirleri, programı muhakkak uygulayacaksınız. Bunu yapmıyorsanız kimse kusura bakmasın, liralaşıyoruz diyerek liralaşılmaz. Evet, buyurun. Sanayinin içinde bulunduğunuz faizleri anlatan ya, bir de sizin ağzınızdan, yani temsil ettiğiniz kesimin içinde bulunduğu durum nedir? Yani bu şartlar kapandığınız üretim yapılıyor olduğunda anlaşılan yapılamıyor ama bir de sizin ağzınızdan sanayici ne görüyor, önünü görebiliyor mu sanayici? Müsaade. 2021 Kasım ayından itibaren enerjide bir takım problemler çıkacağı sinyali fiyat artışlarıyla verilmeye başlamıştı zaten. Kasım ayında NACE kodlarına göre firmaların enerji kullanımları, özellikle doğalgaz kullanımlarına kademeli tarife uygulanmaya başlandı. Kasım ayından sonra NACE kodu kaldırıldı ve bu kademeli tarife uygulaması bütün sanayi bölgeleri ya da sanayi kuruluşları için uygulanmaya başladı, doğalgazda özellikle. 300 bin metreküp üzerinde gaz kullanan sanayi işletmelerine geçen yıl ilk 9 ayında kullandıkları gaz miktarının ortalamasının %60 kadarını farklı fiyattan, %60'tan sonrasında farklı fiyattan vermeye başlandı. Tabii burada organize sanayi bölgeleri özellikle kendi kanunundan doğan yükümlülükler çerçevesinde altyapıları kendileri yapmak zorunda. Yani doğalgazı, elektriği, telekomünikasyon sistemini, atık suyu, kullanma su altyapılarını kendi yapmak durumunda ve biz de kendimiz yaptık. Tek saatten gaz aldığımız için 300 bin metreküpün üzerinde gaz alma durumunda kaldık tabii. Ama sanayiciyle bunu ilişkilendirirken 300 bin metreküpün üzerindeki gaz fiyatlarıyla ilişkilendirmeye başladık. Dolayısıyla düşük kapasitelerde gaz kullanan sanayicimiz organize sanayi bölgesinde yatırım yapmaları ve organize sanayi bölgesinden gaz almaları sebebiyle yüksek fiyatla gaz almaya başladılar. Şöyle ki Aralık ayında 110 tane firmamız organize sanayi bölgesi dışında olsaydı bu 110 firmanın kullandığı gaz bedeli yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olacaktı. Ama bu firmalar organize sanayi bölgesinden gaz kullandıkları için 3 milyon 400 bin lira civarında bedel ödendi toplamda. Yani dışarıdaki sanayiciye göre biz 2.4 oranında daha fazla, yani 2.4 katında daha fazla bedelle gaz kullandık. Bu ayda bu bedel 3.4'e çıkacak.
yine aynı örneklemeyi verirsek, organize sanayi bölgesinde 1 milyon 600 bin lira civarında biz gaz parası ödeyecektik. Şimdi 4,5 milyon lira civarında gaz parası ödeyeceğiz. Bu şu anlama geliyor. Organize sanayi bölgelerindeki firmalar 2021 Ocak 2022 Ocak arasında %456 oranında fiyat artışıyla gaz kullanmak durumdalar. Bunların üretim maliyetlerindeki etkilerini, üretim maliyetlerine yansımalarını tahmin edebilirsiniz. Bu maliyetlerle rekabet şansını büyük ölçüde bu kademeli gaz uygulaması yöntemiyle kaybetmeye başladı firmalarımız. Çünkü fiyat tutturamıyorlar. Dışarıdaki sanayiciye göre 2,5 kat, bu ayda 3,5 kat daha fazla, yani organ sanayi bölgesi dışındaki sanayiciye göre 2,5 kat ya da 3,5 kat daha fazla bedel ödemek durumundalar. Bu yönetmelikten kaynaklanan bir zafiyet. Bu zafiyetin bir defa bir an önce giderilmesi lazım. Katlanılabilir bir durum değil organ sanayi bölgesindeki firmalarımız açısından. Ki bir de firma büyüklüklerimiz genellikle orta ölçekli ve yüksek gaz kullanmayan firmalar. Bu önemli bir problem. Tabii enerji kısıntısı ve kesintisine gelince bizim hesaplayabildiğimiz şeyler değil. Enerjinin verilmeyecek olması, gazın sınırlandırılacak olması. Biz siparişlerimizi alırken bu hesapları yapmıyoruz. Tamamen siparişin alınmasından siparişin sonuçlandırılmasına kadar bir sürü iş paketi var. Bu iş paketlerinden bir tanesi benim firmam, bir tanesi benim tedarikçim, bir tanesi sattığım firma. Sözleşmemi yapan grup, bankası derken bir sürü iş paketi var ve bir sürü kurum var bu işin içinde. Yani bir sürü halka var bu işin içinde. Bizim bildiğimiz şudur, bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Biz, benim firmam kendi iş paketleri içinde zayıf halka olmaya başladı. Çünkü zamanında iş verememe ve zamanında sipariş karşılayamama durumuyla karşı karşıya kalmak üzere. Yani zayıf halka olmak durumunda kalıyoruz. Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetliyse o zincirin diğer halkaları bir süre sonra bizi bu zincir içinde görmek istemeyeceklerdir. Yani itibar ister istemez kaybedeceğiz. 72 saat kesme belirtildi enerjide. Toplam gücümüzün %70'i kadar enerji kesildi 48 saat. Son kesintiyi bugün yaşıyoruz. Bugünkü 24 saatlik kesintiyi 72 saate çıkacağız. %30'u da serbest bırakıldı ama bu serbest bırakılan gücün hangi şartlarda kullanacağımızı, kime hangi konuda ayrıcalık yapacağımızı bilmiyoruz, bilemedik. Ve onun telaşını ve sıkıntısını yaşadık kesinti dönemlerinde. Bugün de yaşıyoruz aynı şeyi ve işletmelerden rica ediyoruz. Bu bir özel dönem. Hem kış şartları, hem bizim öngöremediğimiz uygulamadan kaynaklanan eksikler, hem de işte İran'ın problemi bize söylenen. Bu bir özel şart, özel durum. Dişinizi sıkın ve sabırlı olun diyoruz. Çünkü sanayici sokağa çıkamaz, miting yapamaz, bunu başka şekilde dile getiremez ama önemli problemler yaşıyoruz. Altın yumurtlayan tavukların yemi kesildi şu an. Bu kendi hayatını nasıl devam ettirecek ve yumurtlama nasıl devam edecek? O bir problem. Gazda da yine Ocak ayında kullandığımız, bugüne kadar kullandığımız gazın %60'ı kadarını mevcut fiyat artışlı fiyattan %60'ını geçersek de 5.20 liradan ceza ödeyerek kullanabileceğimiz söylendi. Biz bu hafta başı başladığımız kesintide bu sınırı aştık. Ve hemen Başkent Gaz'dan bu konuda uyarı aldık. 5.20 liradan cezalandırılacaksınız. Onun nasıl tahakkuk edeceği konusunda hesaplama yöntemini gönderdi Başkent Gaz bize. Ve ayrıca bunu devam edersek de gazın kesilebileceği belirtildi. Yani bedelini de ödesek yüksek fiyattan enerji alamamak ayrı bir problem. Yüksek bedelli enerji almak da ayrı bir problem. Sanayiye yansımalarını ve zararlarını biz ölçemiyoruz. Yani bizim o konuda bilgimiz yok. Ancak üretim bir ülke için olmazsa olmaz. Üretim ülkenin problemi. Sırf bizim problemimiz değil. Ve üretimsizliğin getirdiği problemler ve zararlar da ülkemizin zararı.
işvereniyle, çalışanıyla, esnafıyla hepimizin zararı. Gelecek hafta ile ilgili bir öngörü yok. Bu devam edecek mi, etmeyecek mi onu bilmiyoruz. Bir parça endişe de yaşıyoruz duyduğumuz haberlerden. Şaşkınlık yaşıyoruz büyük ölçüde. Çünkü bugüne kadar bizim kendi çalışma hayatımızda yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Umarız bu problem devam etmez. Bizden Anadolu Muhalefet Partisi Genel Başkan Yardımcıları bir ziyaret talep ettiler. Dertleşelim, konuşalım diye. Teşekkür ediyorum buraya hem onların hem sizin geldiğiniz için. Bu sırf Ankara'nın problemi değil, bizim problemimiz yani. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi katılımcısının problemi değil. Bu Türkiye'deki bütün işletmelerin problemi. Esnafıyla, üreticisiyle, küçük işletmesiyle, büyük işletmesiyle. Üretim dediğim gibi bir süreç. Canımız isteyince kesemiyoruz üretimi. İstediğimiz anda başlayamıyoruz. Bu süreçleri, bu disiplini yaşamamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet, buyurun. Görüşmesine ilişkin öncesi ve sonrasında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi mi? Teşekkürler. Yani bugün burada konuştuğumuz meseleyle bunun ne ilgisi var? Açıkçası çok fazla anlayamadım. Ama yani bu soruyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza soracaksınız, bana değil. İşçi bunun bir üst aşaması, zor durumdasınız. İşçi, emekçi, çalışan kesime nasıl? İşçiler, çalışanlar, emekçi kesime nasıl yansıyacak? Zor durumda olduğunu söylediniz, siz de ifade ettiniz. Yani işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kalabilir mi? Çarkların olması durumunda. Şimdi bu geçici bir durum şu anki, öyle gözüküyor ya da öyle söylendi. Şu yaşadığımız 72 saatlik kesinti. Ve bu sürede İşletme çalışmayınca özellikle mavi yakalı da çalışmıyor. Özellikle mavi yakalı, beyaz yakalılar yine içerisi soğuk da olsa, doğalgaz işletmede kısıntılı da olsa, enerji yeterli verilmese de biz ne uygulayacağımızı bilmiyoruz. Bu çalışmayan personel yıllık izinden mi kesilecek, ücretsiz izinde olarak mı sayılacaklar, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani çünkü mücbir sebep olarak gösterilmedi bu. Aslında mücbir sebep olarak gösterilmesi lazımdı. Belki bu süreçte birkaç günlük kesintide işletmeler buna katlanabilir ama bu uzarsa çalışmayan bir işletmede sonuç itibariyle biz ay sonunda Maliye Bakanlığı'na şeylerimizi, bordrolarımızı göndermiyoruz. Yani biz maaş ödeyeceğiz, bize para verin diye. İşletme kazanırsa maaş ödeyebiliyor, kazanırsa sigorta birimi ödeyebiliyor. Bu üç günlük sürede bilemiyorum işletmeler nasıl uygulayacak bunu ama süreç uzadığında dolayısıyla çalışan da bundan etkilenecek ama ücreti kesilecek ama izinde olduğu süreden düşülecek. Bilmiyorum uygulamayı. Yani şu an bir öngörüde bulunamıyorum. Biz kesilmez ve bugünden itibaren yani bu geceden itibaren hayat normale döner diye umuyoruz. Sonrası için yetkililerden açıklama bekleyeceğiz tabii. Uygulamada ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Hayır, ideolojik mi? Bu geceden itibaren İran'da sizin aslında. Şimdi açıkçası Türkiye kaynaklı olduğunu ifade ettiniz. Açıkçası depoların durumuna baktığımızda yine İran'ın açıklamalarında baktığımızda çok istememize rağmen bir belirsizliğin sürme riskinin oldukça, yani bu belirsizliğin bir an önce giderilmesini çok istememize rağmen sanayicimizin yeniden taahhütlerini yerine getirecek biçimde üretim yapmaya dönmesini beklememize rağmen yine özellikle çalışan kesimlerin mağdur olmamasını istememize rağmen belirsizlikler sürüyor. Bence bir an önce bu belirsizliklerin giderilmesi, hükümetin gerekli tedbirleri alması
ve hiçbir ne sanayicimizi ne de çalışanlarımızı Araf'ta bırakmaması gerekiyor. Umarım bu akşam itibariyle bu sorunu çözebilirler. Ama biz bu sıkıntının geldiğini tekrar söylüyorum. Ta Ağustos ayından beri genel başkanımız uyarıyor. Tedbir alın, tedbir alın, tedbir alın. Ama biz bambaşka şeyleri bu ülkede konuşuyoruz. Küreselleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanacağız diyoruz. İşte küreselleşmenin getirdiği fırsatlar kapımızın önünde. O fırsatları yitirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki, biz teşekkür ederiz.